Telefonumuzu alalım. İyi pazarlar diliyorum efendim bugün de sizlere. Telefonumuzu alalım. Alo. Bunda Hanım, kolay gelsin. Mehmet Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. Bilim olacak. D olması lazım. Efendim? Mehmet'in yanında D olması lazım. Tamam, düzeltir arkadaşlarımız. Bazen oluyor öyle. Kızım Fatoş, oğlum Serdar, oğlum Yusuf Can, oğlum Polat için ve Hatay Beyhanı'ndaki bunun bilim ailesine bir istekte bulunacağım. Tabii, senin inşallah. En güzel yerin kahverengi gözlerin. Tabi hemen yazıyorum. Hemen yazdım efendim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Peki. Yine isimde bir yanlışlık oldu. D olacaktı, D. Evet. Peki. Dilim. Mehmet'ciğim, birazcık ses açabilirsek, ben anlayamıyorum çünkü. Dilim. Evet. Tamam, yazdım ben zaten sözlerimi. Teşekkür ederim Bunda Hanım. Görüşmek, çok teşekkür üzere, ederim. Verse. Çünkü buraya tam net ses gelmiyor, duyamıyorum. Evet, şimdiki biliyorsunuz değerli düğenimiz Hüseyin Kanatlı hocamızı kaybettik biliyorsunuz. Buradan ailesine de bütün sanat camiasına da başsağlığı diliyorum efendim. Şimdik hemen yapalım. Güzel bir eserle açtık. Şükrü Tunalı'nın bestesi, güftesi, müzik Şükrü Tunalı'nın güftesi Süheyla Gürses'e efendim ait bir eserdi. Neden hala seversin? Güzel bir Hicaz şarkıyla açtık. Biliyorsunuz Hüseyin hocamız İzmir'de olduğu için bugün yine sizlerle birlikte değil ama inşallah bir dahaki haftaya burada olacak kendileri. Evet, şimdi hemencik güzel bir eserle devam ediyoruz. Ne istediler? Kahverengi gözlerin diyoruz efendim. Senin en güzel
kahverengi gözleri, gözleri yar, gözleri, gözleri yar, gözlerin gözleri. Tamam. Tamam. Alo. Bir parça istedim. Ben Giresun'a aradım. Evet. Teşekkürler. Buyurun efendim. Kimin söylediğini unuttum ama sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Tabii ki hemen yazıyorum. Bugün Kadınlar Günü olduğu için. Tabii ki. Sevgili hanımına ve bütün kadınlara armağan olsun. Peki efendim. Bütün sevenler için gitsin diyor. Sevemez kimse seni. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Tamam. Sevmekten değil, kaybetmekten kurtar.
Evet. Telefonumuz var mı Mehdi? Tamam. Tamam, hazırlanıyorsa. Alo. Tamam, hazırlanıyor. Peki. Yine Hicaz güzel bir şarkıya devam ederiz biraz sonra aklımıza gelenlerden. Ben bugün biliyorsunuz buraya getirdim notalarımızı. Evet, istek şarkılardan. Mesela geçen hafta şey istemişlerdi. Sönmez artık yüreğimde yanan bu son ateş. Onu yaparız bugün. İsteklerden efendim. Ömrüm seni sevmekte nihayet bulacaktır. Onu da istemiştiniz. Onu da yapmaya çalışırız. Evet, hemen telefonumuz bağlansın. Tamam, hemen alıyorum. Alo. Alo, Funda Hanım, ne haber? Hayırlı akşamlar. Merhaba efendim, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim valla, nereden arıyoruz? Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan. Evet. Hüseyin Bey yok 2 haftadır. Evet, o Türkiye'de, hem İstanbul'daydı, şimdi İzmir'de şu anda. Gelecek, ha. Evet. Bahçişleri tamam. Vardı, gelecek, evet. Vallahi eğleniyiz işte, sizlerle eğleniyiz. Evet, ne yapalım? Seni ben ellerim olsun diye mi sevdim? Hemen yazıyoruz efendim. Peki, çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Ben teşekkür ederim, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar teşekkürler olsun. Teşekkürler efendim, sağ olun, çok mersi. Sağ olun efendim. Dediği gibi Hüseyin Bey de inşallah haftaya burada olacak bazı işlerinden dolayı Türkiye'de bulunuyor. Evet, hemen şimdilik seni ben ellerine olsun diyeyimle devam edelim efendim.
mı? Tamam. O zaman geçen hafta istenmişti daha önümüzdeki haftadan. İki hafta yoktuk biliyorsunuz programımızda. Şimdi sönmez artık yüreğimde bu sonsuz ateş. Onu yapalım. İstemişti izleyicimiz. Telefon gelene kadar. Zannediyorum bu uydu bu güzel şarkı Kadınlar Günümüze. Evet. Telefonumuz var mı yönetmenim? Tamam. Alo. Ha yok peki. Evet hemen yine güzel bir eserle devam edelim. Evet bir Kürtçe asker dolaşalım bakalım. Selahattin İşli hocamızın
hocamız da efendim konservatuar döneminde çok meşk etmiştik bu güzel şarkıları da. Evet, onlardan geçtik efendim. Var mı telefonumuz? Öğretmenim, peki. Yine geçen hafta güzel bir eser istenmişti, onu yapalım. Kemal Bey de buradan sevgilerimi yolluyorum efendim. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Arıyormuş, bazen düşemiyor tabii, telefonlar bazen kilitleniyor. Arıyorum ama dedi ulaşamadım bir türlü size dedi. Bu yüzden dedi bana okursanız sevinirim dedi. Buradan da sevgilerimi yolluyorum efendim. Tamam. Alo. Alo. Merhabalar efendim. Nasılsınız Yücel Bey? Merhabalar. Teşekkürler ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Çok güzel okuyorsunuz efendim. Evet. Buyurun. Sizden Dönülmez Akşamın Ufkundan'ı istiyorum. Tabii mümkün ki. Mü acaba? Repertuarınızda var mıdır? Var, tabii ki okurum. Tabii ki. Ben bunu eşim için, çocuklarım için ve kendim için... Evet. Tüm ülkemiz için istiyorum. Evet. Eğer okursanız çok memnun olurum. Tabii ki, ne demek, ne demek. Tabii ki efendim. Teşekkürler ediyorum efendim. Sağ olun, evet. Sağ olun. Sağ olun Yücel Bey. Teşekkür ediyorum sizlere. Çok mersi. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Evet.
Biz de zaten biliyorsunuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, bütün şehitlerimize efendim. O yüzden program yapmadık iki hafta. Şimdi okuyalım efendim. Evet. Alayım. Alo. Alo. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Kızacığım, iyi yayınlar. Teşekkürler canım. Kadınlar gününde kutlu olsun. Tüm kadınlar gününde kutlu olsun herkese. Sevdiklerimizin. Evet. Sevgili Fundacığım, tüm birinci ailesine başta biliyorsun Tekin abicimin ellerinden, gözlerinden, yanaklarından öperim. Ona sağlıklı sağlıklı ömür dilerim. Ayrıca Muzaffer Kasaboğlu'na, Muzaffer Çalışma değerli eşine, eşinin dağının Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Yönetmenimin annesinin de sevdiklerini de evet kutluyorum. Bir şey söyleyeceğim. Rahmetli Hüseyin Kanatlı abimi sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin tüm sevdiklerine. Evet, herkese. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. Evet, evet. Senden bir şarkı istiyorum, biliyorsun rahmetli Meral Birinci hanımefendinin. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Tabii ki, hemen yazıyoruz bir ablacığım. Yönetmenime de saygılar sunarım. Her tabii şey gönlünce olsun. Hüseyin'e selamlar, sevgiler. Sağ olun canım, o da bizi seyrediyor zaten. Saygılarımı sunarım. Tabii ki efendim. Her şey gönlünce olsun annem. Peki, teşekkür ederim. İyi yayınlar kuzum. İyi yayınlar. Bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum efendim burada. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol annem. Sağ ol güzelim. Hemen bye okuyalım. Annem. Tabii ki.
Alo Funda Hanım, iyi yayınlar, iyi günler. Merhaba efendim, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Biz deyiz efendim, Mersi, buyurun. Diğer Burcu sanatçımızı göremiyorum. Kemal sanatçımız vardı. Evet, Hüseyin Bey maalesef şu anda İzmir'de. Hayır ve daha sağ yani, hastalık falan yok inşallah. Evet, ama koronumuzdan Hüseyin Bey'in o güzel taksimini koronumuzdan dinleyeceksiniz efendim. Gerçi bayağı ona alışmıştık da size geç alışayım. Yok yok, bizimle beraber yine muhteşem ikili devam. İyi bakalım, sağ olun. Ben size bir şarkı isteyecektim. Tabii ki. Ben seni unutmak için sevmedim şarkısını isteyeceğim, mümkünse acaba. Hangisi? Ben seni unutmak için sevmedim. Tabii ki. Oldu, çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim. Teşekkürler efendim. En güzel günler sizlerin olsun. İnşallah efendim. İnşallah, inşallah. Sağ olun, iyi güzel günler bekliyoruz inşallah efendim. Amin, amin. Sağ olun efendim. Hemen yapalım şarkımızı da. Geçen hafta da efendim. Reklam mı gireceğiz? Peki. Ondan sonra Olmaz İler Sine'yi Safbarem'e okumuştum ben geçen hafta ama dedim ya, notasını almadığım için yanıma, sözlerinde eksiklik olduğu için yarım okumuştum şarkımızı izleyicimize. O yüzden bu hafta getirdim. Okuyamadıklarımızı da yapacağız artık. Bundan sonra notalarımızı getireceğiz. Okuyacağız burada efendim. Eksik yapmak istemiyorum. Peki, hemen ben seni unutmak için sevmedimle devam ediyoruz efendim. Ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş. Reklamımız varmış efendim. Ondan sonra beraberiz. Evet, eşimle beraber yapmış olduğumuz koromuzun, işte Hüseyin Çelik yayın. Taksimini verelim Mehdi.
Taksimli koromuzdan evet izlesin izleyicilerimiz. Şimdiki eserimiz Güftesil Bestesi Sebahattin Ezgi'ye ait Hatırla İlk Yeri. Evet, hep beraber okuyayım bir sefer bu şarkıları. Arz edersiniz. Thank you.
Ama tabii birbirinizi destekliyorsunuz. Hüseyin Hocam da siz de süpersiniz. Allah kolunuza sesine sağlık versin. Vallahi çok güzeldi ya. İyi ki yapmışız bu koroyu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün hocalarımıza da orada da. Herkes eşlik etti bize. Tabii ki hepsi birlikte olduğu zaman kanun, klarnet, efendim işte davruka, yani Türk sanat müziği sazlarıyla tabii ki çok daha farklı program oluyor. Evet, şimdik telefonumuz gelene kadar bir şimdi daha önce bir şarkı istenmişti efendim. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır diye. Hemen onu okuyalım. Ersoy efendim. Bu çok istenmişti benden daha önce bu şarkılar. Evet, telefonumuz gelene kadar efendim yine olmaz ilaç sineği sat paremeyi okumuştuk biliyorsunuz 2 hafta önce. Ama ben eksik okumuştum şarkıyı. Hemen onu da yapalım. Son bir
telefon alabiliriz Metticiğim? Geldi mi? Tamam, peki alabiliriz ama. Şimdi kasetimiz var biliyorsunuz, CD'miz var çalıştığımız. Niyazi Hoca ile Gelişim Stüdyosu'nda yaptık. Onlara da buradan sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Efendim. Şimdi onun en son yaptığımız iki bir eserimiz var. Onu da ben buradan teyit etmek istiyorum. Sözleri yine, bestesi bana ait olan iki şarkımız var. Onları da bir okuyalım bakalım. İstersen telefonumuz gelene kadar yedinci şarkıyı alalım. O hareketli şarkıyı sona koyalım Mehdi. Tamam, telefon alalım peki o zaman. Alo. Peki, tamam, bağlansın. Efendim, yine buradan notalarımıza bakalım. Bize bağlanana kadar. Çok güzel eserlerimiz var. Onları yavaş yavaş yapacağız sizler efendim. Evet. Tamam. Alo. Alo. Merhabalar canım, nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Çoktan konuşamadık. Evet, tabii ki iki hafta program yapmadık. Evet. Evet, yani yapamazdık. Kesinlikle bekledik ama olmadı işte, kaç gün var. Evet. Ben ablam için İngiltere'de Londra sokaklarını isterim. Londra sokakları. Radya Latif. Ve çocukları için. Tamam, hemen yazıyorum buraya. Onu da yaparız. Çok çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Tamam canım, teşekkür Kadınlar ediyorum. Kadınlar gününüz de kutlu olsun. Tamam güzelim, sağ ol canım. Bakalım teşekkür ederim. Birbirimize. Görüşmek tamam. Üzere. Tamam canım. Şimdilik şurada bir dakika. Evet, şimdilik demin demiştim ya sana Mehdi. Yapalım şarkılarımızı. O yedinci şarkı yapalım istersen. İkinci hareketli şarkıyı, altıncı şarkıyı sonra koyalım. Evet. Tamam.
da buradan sevgilerimi yolluyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Yine efendim sözleri ve bestesi bana ait olan bir şarkıydı. İnşallah CD'mizi sizler için çıkartacağız, piyasaya süreceğiz ve güzel kliplerimiz de gelecek. Hatta biliyorsunuz babamın yazmış olduğu sözlerini ve yine bestesi bana ait olan bir hayal gemisi şarkımız var biliyorsunuz. Onu da inşallah güzel bir klip çekeceğiz ve yayınlayacağız efendim. Evet, telefonlarınızı bekliyorum. Gene geliyor. Londra sokaklarımız var. Efendim onu da yapalım. Ondan sonra gene biliyorsunuz benim en son yapmış olduğum Bir Yaralı Kuş var. Gene onu da çalacağız. O da hareketli bir şarkı. Evet, telefonumuz var mı Mehdi? Evet var. Tamam. Evet. Alo. Efendim. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhaba Funda Hanım. Öncelikle Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok mersi mersi. Sağ olun. Nice yıllar diliyorum. Evet. Sizleri sürekli dinleyen birisiyim. Evet. Kendimizi tabii Türk sanat müziğine aşığız diyebilirim. Çok güzel, çok güzel. Size diyeceğim, Rüzgar söylüyor şimdi uyarılarda bizim eski şarkımızı. Teşekkür ediyorum efendim. Ne okuyalım? Ben teşekkür ederim. Söyledim. Ne okuyayım? Eski şarkılardan mı söyleyeyim? Rüzgar söylüyor şimdi yerlerde bizim eski şarkımızı. Hangisi? Anlayamadım. Yoksa kapı ne çalındıkça o mudur diyeceksin. Tabii ki hemen yazıyorum. Peki. Hemen yazıyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Ben görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun efendim. Peki. Demin bir Londra'ya giden bir şarkımız vardı, Londra Sokakları. Şimdi ben onun tam notasını bulamadım o şarkının. Yani biraz eksik gibi okumaya falan çalışıyorum onu, olmuyor o. Onun yerine Londra Sokakları'nın, haftaya bunu getireyim ben, notasını bulalım da düzgün bir şekilde okuyalım onu. Çünkü eksik oluyor, güzel olmuyor. Onun yerine Londra Sokakları'nın İstanbul Sokakları'nı söyleyelim. Onunla beraber koyalım efendim Londra Sokakları'nı. Okuyorum ama tam istediğim derecede değil o şarkı. Ajda Yardımcı biliyorsunuz, onu çok güzel okuyor. Her zaman söylüyorum Ajda Yardımcı. Efendim değerli sanatçı arkadaşım o da. Evet, hemen İstanbul Sokakları'ndan sonra kapı her çalındıkça gelelim efendim. Ben biraz dobracı müzisyenlerdenim. O yüzden evet, şimdi hemen yapalım bakalım. Thank you.
Telefonumuz var. Alo. Murat Bey, merhabalar. Nasılsınız? İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim Funda Hanım. Sizi izliyoruz Ankara'dan. Ne güzel. Teşekkürler. Bir isteğimiz olacaktı. Hı hı. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Tabii ki. Hemen yazıyorum. Teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Sağ ol, teşekkürler. Herkese iyi çalışmalar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun efendim. Sizleri seviyoruz. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Evet, ben tabii her zaman söylüyorum, yani olan şarkıları zaten okumaya çalışıyorum. Olmazsa notasını bulup bakmam lazım. Mesela geçen hafta okumamıştık Olmaz İlaç Sineği Satbarem'e ya da öbür işte Ömrüm Seni Sevmek. Notalarını bulduğumuz zaman bunları sizlere efendim icra ediyoruz. Evet, çünkü herkesi seni yapmak istiyorum. Efendim? Anlamadım. Tamam, süremiz bittiyse o zaman benim en son olan yazmış olduğum o şarkıyla veda edelim efendim. Hareketli olan 6. şarkımızla. Yine sözleri ve bestesi bana ait olan bir şarkımız efendim. Yaralı Kuş diyeceğiz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Kliplerimizi efendim alın yazısı ve öbür kliplerimizi de artık Mehdi programdan sonra koyar. Hayır, yine böyle. Ondan sonra alın yazısı, Hüseyin Çelik'in bestesi olan. Ondan sonraki kliplerimizde programımızı bitiririz efendim. Burada herkese sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum şimdiden. Yaralı Kuş diyoruz. Hadi bakalım.